15 Temmuz sonrasında biz şey dedik ya, hani gençler herkes deist, ateist oluyorlar falan diyor ama ben onun öyle olduğunu düşünmüyorum. Basically sekülerleşiyorlar yani. Hani büyüyorlar ve sekülerleşiyorlar, o kadar. Şimdi o sadece AKP tarafında olmadı. Bu tarafta da oldu. Yani hani Gülen cemaati, Fethullahçılarda da ciddi bir şey kaybı, inanç kaybı, güven kaybı. Yalnızca cemaate değil, dine de. Şimdi bununla kop edebileceklerinden emin değilim. Ayrıca başka bir şey daha, Fethullah Gülen'den sonra Fethullahçılara ne olacağından da emin değilim. Çünkü o kısmında sen daha iyi biliyorsun. Çeşitli birbirleriyle çatışan hatlara ayrılmış vaziyetteler şu anda. Onları şu anda bir arada tutan, hatta tutmaya da pek yaramayan Fethullah Gülen'in hala hayatta olması. O öldükten sonra ne olacak, ne bitecek vesaire falan kısmı herkes için karanlık. Dolayısıyla şöyle özetleyeyim ve bitireyim. Gülencilerin Fethullahçılığın geleceği ne olacak hikayesi bir. Fethullah Gülen'in ölümünden sonra birbirleriyle ne yapacaklar, ne yapmaya karar verecekler kısmına bağlı. İkincisi, istedikleri kadar başka devletlerde, başka toplumlarda kendilerine karşılık bulsunlar. Eğer ne derler olduğunda, Türk devleti içinde, Türkiye Cumhuriyeti devleti içinde, Türklerin devleti içinde, Sünni Müslüman Türklerin devleti içinde, bu kadar spesifik söyleyeyim, bir gedik, bir tür doldurabilecekleri bir çürüme alanı, bu tam diş dolgusu gibi gerçekten. Öyle bir çürük bulmadıkları müddetçe olmayacak. Orada da bütün devletin bağışıklık sistemi elbette sekülerlik, laisizm demeyeceğim, sekülerlik, seküler bir yasa. Herkesin gerçekten eşit olduğu ve mekanizmaların kör çalıştığı, kimliklere kör çalıştığı bir düzenek kurmak. Sekülerlikten bunu anlıyorum. Bir o. İkincisi de bunu ne zaman söylesem hem seküler tarife çok kızıyor hem dindar tarife çok kızıyor. Tarikatların kapatılmaları vesaire falan ayrı hikaye. Suça bulaşanlar bilmem neler falan, dediğim gibi o ayrı bir hikaye. Ama tarikatların toplum denetimine açılması gerekiyor. Toplumun denetimine açılması da Gülencilerin de dahil olması gerekiyor. Onları da söylüyorum. Bu türden yani dinle iş yapan herkesin denetimine açık olması lazım. Bunlar yarı mahrem, ya kamusal alan mı orası, özel alan mı, yarı mahrem, erişilmez. Dolayısıyla her türden, devlet de bu türden pazarlıklar dahil olmak üzere, her türden hikayenin gizli saklı döndürülebildiği yerler.